Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Blender'da güzel bir doğa paketi inceleyeceğiz. Bu doğa paketini kullanması tamamen ücretsizdir. Siz de kullanınca paketin ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Herkese iyi seyirler. Müzik katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Geçenler yabancı platformlarda gezerken bu kütüphaneyi gördüm. Bayağı da güzel yorumlar gelmiş. Ben de merak ettim. Hani bize ne sağlayabilir? Ücretsiz bir paket diye merak ettim. Bir baktım. Bayağı da bir şaşırdım diyebilirim. Ücretsiz bir paketle bu kadar detaylı modellerin olmasını açıkçası beklemiyordum. Ben de bayağı bir şaşırdım. Şimdi bu kütüphaneyi nasıl indirebilir, nasıl kullanabilirsiniz en detaylı şekilde bahsedeceğim. Kütüphanemizin ismine baktığımız zaman plate library olarak burada geçtiğini görebiliyorsunuz. Kullanıcının birçok eklentisi, birçok kütüphanesi var. Onları da incelemek için şuradaki kullanıcı adına tıklamanız yeterlidir. Şimdi bu eklentiyi kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken tek nokta Blender'ın en güncel versiyonlarından 3.4'ün veya bu videoyu farklı tarihlerde izliyorsanız 3.4'ten daha yeni bir sürümde kullanmanız gerekiyor. Bunun altında yani 3.4'ün altındaki versiyonlarda kullandığınız zaman hata alıyorsunuz. Hatadan kastım aslında şöyle hemen uygulamalı bir şekilde göstersem daha mantıklı olur. Şimdi baktığımız zaman burada 3.4 burada da 3.3 sürümünün olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunların arasında şöyle ufak bir fark var. 3.4'de mix color kısmını biraz değiştirdiler. Burada da baktığımız zaman 3.3'de böyle 3.4'de böyle bir yapıda olduğunu görebiliyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla bu yapıdaki değişiklik nedeniyle arkadaşlar 3.4 altında kullandığınız zaman hata alıyorsunuz. Materyaller gözükmüyor. Bunun gibi hatalar alabiliyorsunuz. Yani toplayacak olursak bu kütüphaneyi kullanmak istiyorsanız 3.4 ve daha güncel sürümleri kullanmanız gerekiyor. Şimdi nasıl indirebiliriz buna geçelim. Şimdi Blender Market sitesine giriş yaptığımız zaman The Plant Library diye arattığımız zaman zaten gelecektir. Veya videonun açıklama kısmına link olarak ekleyebilirsiniz. Diyeceğim. Direkt oradan da tıklayarak buraya gelebilirsiniz. Satın alma işlemi çok kolay arkadaşlar. Bir tane üyelik almanız gerekiyor. Üyelik almak zaten ücretsiz bir şekilde oluyor. Üyeliğinizi aldınız. Siteye giriş yaptınız. Buradan şu butona tıklıyorsunuz. Sonrasında sizi bir sayfaya yönlendirmeden önce bir tane daha işlem soracak. Bazen böyle ufak tefek takılmalar olabiliyor. Ben videodan önce ufak bir denemeler yaptığım için o yüzden biraz beni bekletebiliyor. Evet eklendiğini buradan görebiliyorsunuz. Tekrar butona tıklıyorum. Sonrasında beni buraya yolladığını görüyorsunuz. Ben şu anda iki kere bastığım için ben de böyle bir şey gözüktü. Şunun birini kaldırabilirim. İki tane almamıza gerekiyor. Buradan continue diyorum. Yani devam et. Bunları istiyorsanız kabul edebilirsiniz. Ben etmeyeceğim. O yüzden direkt buradan tamamla butonuna tıklıyorum. Ve satın alma işlemi bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde satın alma işlemini yaptık. Burada 7 tane indirme bağlantısı bize veriyor. Bunları da tek tek inceleyebilirsiniz. Buradan community ve buradan da başlangıç yani nasıl kullanılıyor gibisinden burada da anlatmış. Eğer bu videodan bir şey anlamadıysanız olabilir. Buradan da anlayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Aşağı geldiğim zaman buradan da arkadaşlar ne yazıyor? Oktan ve LuxCore motorlarına da ileride destek vereceğine dair bir bilgilendirme metni yayınlamışlar. Bizim buradan indirmemiz gereken bir şey varsa o da şu en alttaki Plant Library for 3.4 adındaki RAR dosyası oluyor arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman ortalama 700 MB yani bu videoyu izlediğiniz tarihte 700 MB civarında bir dosya olarak indiğini görebiliyorsunuz. Buradaki dosyalarda indi tek tek inceleyebilirsiniz şimdi bu dosya indikten sonra devam edelim Evet arkadaşlar dosyamız indi rar şeklinde iniyor açtığımız zaman içinde şöyle üç tane dosya oluyor bunları istediğiniz bir klasöre çıkartın çıkarttıktan sonra dikkat etmeniz gereken tek nokta arkadaşlar yani blender'a kurmadan önce dikkat etmeniz gereken tek kısım baktığımız zaman bakın arada hiçbir şekilde boşluk bırakmadığımı görebiliyorsunuz yani dosya dizinleri arasında hiçbir şekilde boşluk olmaması gerekiyor bu çok önemli bir detay baktığımız zaman benim adres adresimde herhangi bir şekilde boşluk olmadığını yani klasörler arasındaki isimlerde herhangi bir şekilde boşluk olmadığını görebiliyorsunuz. Bunu kopyala dedim. Şimdi Blender içine geçerek bunun kurulumuna geçelim. Evet Blender'a geçtik. Şimdi Edit Preferences kısmına geliyorum. Ben bunu daha önce kurmuş olduğum için şuradan kaldırayım. Preferences penceresine girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle en altta File Path kısmı var. Yani dosya yolları kısmı var. Buraya geldiğimiz zaman en altta Asset Library kısmı var. Yani Asset Kütüphaneleri de diyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman şuradan yeni bir tane yol eklememiz gerekiyor. Buna tıkladığımız zaman bana diyor ki nereye ekleyeyim? Ben zaten biraz önce adres satırını kopyaladığım için Ctrl V diyorum ve Enter'ladım. Veya buradan da basarak da bunu onaylayabilirim burada ne yapmış olduk? Buradaki dosya dizinimizi Blender ve tanımlamış olduk. Bu kadar. Bu işlemi yaptıktan sonra buradan isim de verebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Bunu da kalıcı hale getirmek için yani farklı projelerde de kullanabilmek için Save Preference diyerek bunu kalıcı hale getirdim. Şöyle basit bir sahne oluşturdum arkadaşlar. Peki bunu nasıl kullanacağız? Hemen şuradaki timeline'ımı şöyle biraz genişletiyorum arkadaşlar. Siz farklı pencereler açarak orada da kullanabilirsiniz. Burada timeline açık olduğu için ben direkt bu üzerinden giderek anlatacağım. Hemen bu kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan asset browser kısmına tıklıyorum ve bu kısma da tıklıyorum. Biraz önce kurmuş olduğumuz kütüphanenin ismini buradan seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi kütüphanemiz karşımıza geliyor. Control Space ile şöyle ekranı büyütecek olursam içinde baya baya obje olduğunu görebiliyorsunuz. Burada da zaten kategorize bir şekilde sıralandığını görebiliyorsunuz. Bunlara da bu şekilde tek tek bakabilirsiniz. Hatta içinde materyaller bile var arkadaşlar. Biz birazdan bunları da kullanacağız. Şimdi Control Space'e tekrar tıklayarak küçük ekrana geri dönüyorum. Şimdi burada demo olarak bir tane sahne oluşturdum. Bu sahnemin üzerine şu materyali direkt atayabilirim. Evet gör koymuş olduğunuz gibi materyalim objeye geldi. Tabii ki render moduna veya materyal moduna geçmediğim için şu anda gözükmemesi normal. Hemen şuradan basitçe render ayarlarımı yapmak istiyorum. Aydınlatma olarak da şuradan bir tane sky tekstü ekliyorum. Buradan da nokta bir yani nokta 100 yapabilirim. Şuradan da şiddetimi nokta yedi civarına getiriyorum. Z ile render moduna geçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi böyle bir etki almış olduğumu görebiliyorsunuz. Evet ışık ayarımızı da yaptık. Burada objemizin üzerine de bu şekilde sürükleyerek materyal materyalleri atarak değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir kullanımı var arkadaşlar. Buradan da gerekli ayarlarını istiyorsanız yapabilirsiniz. Veya yeni bir pencerede shader editor açarak orada da düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi materyal kullanımı gösterdik. Buradaki materyalleri sürükleyerek objenin üstüne attığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Peki buradaki collection'lardaki daha doğrusu kütüphanelerdeki objeleri nasıl kullanabiliyoruz? Şimdi arkadaşlar kullanımı çok basit. Şimdi kullanımına geçmeden önce hangi objeyi kullanmak istiyorsanız belirlediğiniz varsayalım. Ben buradaki çimenleri kullanmak istiyorum. Bu şekilde sahneme sürükleyerek atarak bunları kullanabiliyorum. Gayet basit bir kullanım mantığının olduğunu görebiliyorsunuz. Baktığımız zaman gayet kaliteli bir şekilde çimen objelerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bunları bir zeminde bir arazide kullanmak istiyorsunuz. Bunları nasıl kullanabilirsiniz? Hemen bunlara geçelim. Buradaki bir tane objeyi seçiyorum. Klavyeden M'ye bastım. Bunları yeni bir collection içinde toplayacağım. O yüzden Grass adında bir tane collection oluşturdum. Okey diyerek ilk başta buradaki objeyi atadım. Şimdi hepsini bir anda atamıyorum çünkü objelerin rotationlarında bazen sorunlar olabiliyor. Zemini atadığınız zaman objenin rotationını değiştirmeniz gerekebiliyor. O yüzden böyle tek tek yaparsanız bence daha mantıklı olur. Veya tek bir obje üstünden bir zemin yapacaksanız zaten bir sorun yok. Onu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer birden fazla objeyi tek bir zeminde kullanacaksanız birazdan göstereceğim yolla yaparsanız daha sağlıklı olur. Şimdi zeminimi seçiyorum. Hemen Particles bölümüne geldim. Yeni bir Particles ekliyorum. Emitter yerine Here olarak belirliyorum. Advanced'i de işaretliyorum. Buradan render kısmına geliyorum. Buradan render as'i pet yerine collection olarak belirliyorum. Biz zaten biraz önce burada grass adında bir collection oluşturmuştuk ve buradan da grass'ı seçiyorum arkadaşlar ve çimenlerin buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki ufak geldi. Bunları da buradan scale kısmından istediğiniz değerlerde büyütebilirsiniz. Şöyle z ile solid mode'a baktığım zaman bakın görmüş olduğunuz gibi ters geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bunu seçiyorum. Option kısmından orijini seçiyorum. İlk başta şöyle kabaca bir döndürelim. Evet görmüş olduğunuz gibi VX ve x yapıyorum x ekseninde 90 derece döndürdüğüm zaman bu şekilde düzeldiğini görebiliyorsunuz bu şekilde bunları kullanabilirsiniz bakın bunda number katsayısını sayısını ilk başta şöyle 150 yapalım fazla abartmaya gerek yok görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde de geometrilerini düzelmiş olduk tekrar z ile render modda baktığımız zaman gayet kaliteli bir şekilde objenin gözüktüğünü görebiliyorsunuz şimdi bunu ayarladık buradaki diğer objeleri de istiyorsanız ekleyebilirsiniz zaten bunların tipi aynı olduğu için bunları tekrar bence eklemeye gerek yok o yüzden farklı bir şeyler ekleyebiliriz. Mesela bakalım. Mesela şu olabilir. Bakın bunu da sahneye ekledim. Sonrasında M'ye basıyor. Bunu da Grass adındaki Collection içine attığım zaman otomatik bir şekilde buraya eklendiğini görebiliyorsunuz. Zaten bunun da eksenlerinin düz bir şekilde buradan geldiğini görebiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde bu da burada duruyor. Bakalım burada başka neler kullanabiliriz. Mesela şunu kullanalım. Bunu direkt atıyorum. Bunu da aynı şekilde M'ye basarak veya buradan sürükleme mantığıyla buranın içine atabilirsiniz arkadaşlar. Aynı hesaba geliyor. Baktığımız zaman bu da düzgün bir şekilde sahnede duruyor. Eğer durmuyorsa dediğimiz gibi buradan objeyi seçtikten sonra orijini işaretliyorsunuz ve eksenlerini bu şekilde objelerin değiştirebiliyorsunuz. Bunlar da tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet genel anlamda kullanım mantığı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gayet pratik bir şekilde objelerinizi buradan sahnelerinizi ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte doğa paketi olan The Plain Library adındaki bu kütüphaneyi inceledik. Gayet güzel bir şekilde ve kolay kullanımı var. Bunda farklı projelerde istediğiniz gibi kullanabilirseniz Ben elimden geldi kadar anlatmaya çalıştım. Eğer takıldığınız bir nokta varsa yorum kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz veya Discord sunucumuza gelerek de hızlı bir şekilde oradan yanıt alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.